şüpheyle baba en azından. Biz istiyoruz ki tanışalım. Ayrı düşünmek zorunda değiliz. Ben sizi ikna edersem gelirsiniz beraber yürürüz. Siz beni ikna ederseniz ben gelirim size. Neyse sohbet sükunet içerisinde yan yana yürürüz. Farklı herkes kendi yoluna gidiyor. Bunun hikmeti de Kur'an-ı Kerim'de tanışasınız diye söylüyor. Tanıyalım birbirimizi, neyse olduğumuz gibi kendimizi orada yapalım. Herkes birbirini tanısın. Ondan sonra biz kiminle beraber yol yürüyebileceğimize karar veriyoruz. Doğru olduğuna yanılsa, bu yükün altında onu söylese, o da gelir. Hakikaten hiç kimsenin malı değildir. Hikmet ürünün itik malı değil. Onu nerede bulursa alır. Biz arıyoruz. Nasılsınız? Kitaplar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı olacak. Allah razı olsun. Seviyor. Kitaplar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı olacak. Şey var. Benim dayım sağlıyor. Başkanım. Allah razı olsun. Allah bereket. Çocukları filan da hep dinler. Çok bir şey ikram edebilirim. Allah razı olsun. Eyvallah. Güzel bir sefer çay getirmişti. Kitaplar Genel Başkanı. Allah kolaylık versin. Gel bir çay içiniz. Sağ olun. Başka zaman inşallah. Başarısınız. Bugünü demiyorum. Genel anlamda işte. Genel anlamda Allah'a şükürler olsun. İyi elhamdülillah. Kendi yolumuzda kavruluyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba hocam. İyisiniz. Ama yine de bayram giriş dönüşleri olduğu için insanlar yani şartlarını dolayarak gidip geliyorlar. Evet. Maşallah. Dervime dikkat çok etkili. Poşiko. Çeşit hani kemer, ayakkabı, çamaşır. Tatlı. Alt katı vereceğim onu size. Alt katı vereceğim. İyi başlayalım. Hadi bakalım. Çamaşır da çamaşır. Elhamdülillah. Valla hazarca şükür. İş. İş kim? Hacı Mahmayon. Sen nasıl? Sağ ol abim, iyi idare ediyorum. Eyvallah da iyisin. Gözlerin hep böyle gülsün ya. Aynen öyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir de korsan. Hatta düşün çok aynı teyif geldi yani. Nasıl? Ne kadar berhemi. Azanım. Vallahi ne kadar berhemi. Azanım Türk kişilerin namı ne dedi? Sen adın da Bahad Fıraşı. Kime Bahad Fıraşı? Bahad. Bahad mı? Bahad mı? Yani düşecek arzana mesela yani. Lona işin. Bir markete gidiyorsun da yani 150 lira poşetini yaralamıyorsun. Öyle. 200 lira dolduramıyorsun poşetini. Şimdi daha önce mesela geçen sene 1000 liraya satını bu sene kaçta satıyorsun? 2000-2500. Ya ben mesela bir tane 18 alıyordum 2000 liraya, şu an alıyorum 3500 liraya. 3500 liraya satıyorsun, gidiyorsun alıyorsun, bakıyorsun 4000 olmuş. 4000 olmuş. Aynen öyle. Yeni dolduramıyorsun. Satın şeyi yeni dolduramıyorsun bir daha yani. Yani inşallah düzelir. İnşallah. Bakalım. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun hocam. Başka inşallah. Merhaba. Hocam onların diyor. Hadi hayırlı bir dönem. Seyda Melaz Cihazdik. Çavay, işi var çavay. Seyda Hatun'a alışveriş dikim. Gömlek istiyorum diye herhalde. Sen hayırlı bir dönem. Sen hayırlı bir dönem. Çavay, işte ben. Valla iş, durgun işte ne? Ne turist he, ne yabancı insan he. Evet. Ne yerde. Dükkan kire yan mı? Dükkan kire. Kiremiz de ikiye katlanmış. Allah yardımcınız olsun. Giderler çok fazladır. Elektrik 3'e katlandı, aynen. Kira 2'ye katlandı. Su, elektrik, kira, çarşamların ödemesi, çoğu şey aynı şekilde. Eğer oldu. Önceki senelerden biriktirdiğin birkaç kuruş varsa bir mede daha kalırsın. Şu an yatırmış bulunmaktayız. O da gitmezse... Allah bereket versin. İnşallah, inşallah. Artık umudumuz önümüzdeki yıla. İnşallah. Seçimden sonraki günlere kaldı artık. Hayır olsun inşallah. Yağmurdan kaçarken doluya tutunma. Vallahi inşallah. Gel şemsiyen, şemsiyenin altına gel. İnşallah inşallah. Şemsiye açarsanız geliriz. Şemsiye açıktır. İnşallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İnşallah. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. İşler nasıl? Hamdolsun Allah. Allah bereket versin. Ne içersiniz, ne ikram edersiniz? Şükür olsun. Yok sağ ol. Çok bir şey ikram edersiniz. Sağ ol. Biraz kolonya. Kolonya alırız. Evet. Sağ olun. Da dua et. Abi sağ olun. Afiyet olsun. Merhaba. Burası ki. Sağ olun. Karamu ekibi. Başkan değil de arada uydu yapar. Hadi hadi. Allah razı olsun. Başkan. Türüyüz ona. PCR testi için. Yok. Şimdi burada PCR testi mi istiyor? Nurbulak'tan. Var mı? Test raporu. Kapıköy'de istemiyorlar. Van'da da istemiyorlar. İşte Van Kapıköy'de işte. Evet, Van'da istemiyorlar. Oradaki Van'da istemiyor. Vatandaşın sorunu dile getiriyor başkanım. Van'da istemiyor. Bu nasıl bir şey? Sahipsiz memleket. Herkes parmak atar. Subhanallah. Burada milletvekilimiz yok. Bir şeyimiz yok. Kime derdini anlatıyorsun? Kime derdi? Daha işte bana anlattınız. Sana anlatıyorum. Sana anlatıyorum. Sana anlatıyorum. Not alır mı? Biz inşallah, biz bunun üstüne duracağız. İnşallah, inşallah. Şimdi, burada ayrı bir cumhuriyet, Van'da ayrı bir cumhuriyet yok. Ayrı bir vilayet var. Tabii. Şimdi her vilayet ayrı bir cumhuriyet değil, ayrı bir kanunu yok.
Öbür taraftan geçen de İrem'e geçiyor, buradan geçen de İrem'e geçiyor. Biz kendimiz yapıyoruz. İşte onu söylüyorum yani. Çocuğa ekmeği verirse çocuk kırkızlık yapmaz. Vermezse her şey yapar. Ben çok, kendim emekliyim. Aç bırakmak hırsız olur. Sayın çok azarlı ama arsız olur. Sayın Başkanım, ben kendim emekliyim. Evet. Ben fakir bir kolayı düşünüyorum. Ben kendimi düşünmem. Dün önce kalın dineyi kendine batır, sonra ince kendine batır. Şimdi odur. Bu mesele gelmiş. Fakir fukara ne yapsın? Gidiydi 30 kasa biz getirdik, çoluk çocuğun geçimini yapıyoruz. Ya şimdi buradan Van ya da buradan Edirne fark etmiyor. Şimdi Edirne'de kapı açıktır, kimlikle geçiyor şey. Naçıvan'da da kimlikle geçiyor. Tamam işte Bulgaristan'dan kimlikle geçiyor, Edirne'ye geliyor, alışverişini yapıyor, gidiyor. Edirne'den oraya kimlikle geçiyor. Naçıvan'da kimlikle geçiş var, Gürcistan'a var. İran'la, Irak'la, Kürdistan'la, Suriye'ye niye? Hadi Suriye'de de savaş var, yenilmeyin diye. Adam gidiyor 30 kasalık eşya getir, geçimini yapıyor. Kırkızlık olmuyor. Şimdi 30, her şeyde kuşluk olmuyor. İşte onu söylüyorum. Eduin esrar olmuyor. Sadece kapı açması yetmez. Biz diyoruz ki pasaport zorunluluğu kalksın. Pasamanla geçsin de kimlikle geçsin. Doğru. Yani olması gereken bu. Doğru. Sen sınır iliysen o sınırın avantajlarından istifade etmelisin. Buradaki milletin istifade etmesi lazım. Sınırdaki yerlerin işi ticarettir. Yani gidecek. Orada ucuz olan şeyi alacak, buraya getirecek. Burada ucuz olan oraya gidecek, gidecek, gelecek, para dönecek, alışveriş yapacak, insanlar ekmek yiyecek. Gidiş gelişi 400 liraya oturuyor. 3 tane sigara, 2 kilo şeker. Yol parası. Yol parası. Kurtarmıyor işte. 30 lira gidiş, 30 lira da geliş, 60 lira. 30 lira da orada insan. Tamam, yurt 90. Dışına, şimdi pasaport da çıkarken bir de yurt dışı çıkış pulu alıyorsun. Ben sana diyorum ki ya kimlikle geçsin ha, olmasın. Ya 150 lira hiç. Bu test raporu 170 lira alıyor. Adam bekliyor. Sabah mı çıkacak? Akşam mı çıkacak? Ertesi gün mi çıkacak? Yarın basın toplantımızda inşallah bunu dile getireceğiz. İnşallah. Yarın sabah basın toplantımız var. İnşallah Allah razı olsun. Avrupa'da basın toplantımız olacak. Allah razı olsun. Maddelerimizden bir tanesi de bu olacak. İnşallah. Allah razı olsun. Arasından da razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. İyisiniz inşallah. Nasılsın? Hamdolsun idare etmeye çalışıyoruz. İşler? Biraz problemli de olsa idare etmeye çalışıyoruz. Yani. Allah yani sıkıntılarınızı giderse. İnşallah inşallah. Valla genel bir sıkıntı var. Esnafın durumu çok iyi değil. Evet, evet. Vatandaşın durumu çok iyi olmadığı için esnafa da yani çarkımızı artık zorla döndürmeye çalışıyoruz işin gerçeği. Tatlı şey. Evet, tatlı başladı. Peki işin tadı var mı? Var. Şeker var tadı var ama işin tadı yok. Şeker tatlıdır ama işin tadı kaçmamışsa iyidir. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Allah bereket versin. Sağ olasın. Peki, hayırlı işler kardeşim. Sağ olasın. İnşallah. Sağ ol. Tadı yapayım. Sağ ol. Rune, merhaba. 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 Merhaba.